Merhabalar. Yine bir perşembe akşamı yaratıcılık sohbetlerinde. Bu sefer konuğumuz şair Süreyya Aylin Atmen. Aylin'le, Aylin hoş geldin bu arada. Atlamayalım o kısmı. Aylin'le şiir üzerine konuşacağız bugün. Güzel bir 1,5 saat olmasını sizin için diliyoruz. Bizim için öyle olacak. Bundan eminiz. Buradaki konuklarımız için de öyle olacağını düşünüyoruz. Evet. Tekrar hoş geldin Aylin. Hoş bulduk. Hiç bekletmeden hemen bir soruyla gireceğim. Aslında bir soruyla da girmeyeceğim. Program öncesinde seninle sohbet ederken, daha öncesinde geçen hafta ederken yani nereden başlayalım falan ben diye sana sorduğumda sen doğa ilişkisi üzerinden başlamak istediğini evet. söylemiştin şiirde. Yani şiir zaten oradan başladığı için. Evet. Nefes almaya bu şekilde başladığı için. Ben de en uygun başlangıç noktası doğa olur diye düşündüm. Çünkü, biraz aç o zaman dinleyelim seni. Evet yani şiirin bir kere hani hayata gelmeden önce, kendine bir nefes bulmadan önce ilk temas ettiği, ilk ilişki kurduğu şey doğa. Yani bizim tabiatımızda olan şey, bizde yansımasını bulan ya da bulması gereken şey esasında. Bütün hani biricikliğini de oradan alıyor, samimiyetini de oradan alıyor, gücünü de oradan alıyor. Kendine has ne varsa. Yani benden çıkıp, bende nefes alırken, benden çıkıp koyan kişiye geçip orada nefes almayı sürdürmesi için elzem olan ne varsa doğadan alıyor bana göre. Benim için doğayla temas içerisinde olmayan bir şiir dili yaşamıyor demektir. Yani, doğadan hani şeyi mi anlayabiliriz tabiat, gerçekten? Tabiatı anlayacağız tabii değil mi? Tabii ki tabiatı kuşları, anlayacağız. Kuşları, ağaçları, evet. yaşadığımız. Evet. Biraz daha açabilirsin burayı. Yani sonra herkesle hemen herkesle bir karşılık bulamayabilir. Evet. Çünkü şiir belli yönlerle kapalı değil mi? Birçok yönüyle hatta kapalı. Evet. Dolayısıyla yani aslında kapalı gibi görünüyor ama aslında çok açık. Hı-hı. Bir yanı açık evet. ama bir yandan da içine girmesi, okuması, anlaması, gündelik sıradan dilden birisinin kopup şiirin evet. diline hemen kavuşması, onunla kucaklaşması da kolay değil. Bir biraz, ekstra bir çaba istiyor. Evet, biraz kaybolmak istiyor. Biraz kaybolmak biraz istiyor. Biraz keşifte bulunmasını istiyor. Bunlar zaten çok tatlı şeylerdir. Yani bir okuma yaparken kaybolduğunu hissetmek. Hı hı. Yolu bulmaya çalışırken bir şeyleri keşfettiğini hissetmek. Belki doğru, belki yanlış. Yani şairin vermek istediği zaten hiçbir zaman okurun anladığı şey değildir. Okur kendinde olan parçayı bulur. Şairdeki bir çıkış noktası neticede. Hı hı. Yani benden çıkıyor, bambaşka bir şekilde çıkıyor ama bir başkasında bambaşka bir şeye dönüşmüş oluyor. Hatta belki iyi bir şiirin ölçütü olarak bunu söyleyebilirsin o zaman değil mi? Tabii yani. Ki. Yani dönüşüyor, sürekli dönüşüyor. Yazar düşünürken, yazmak çok sonra gelen bir şey neticede. Ne demiştik? Şiirin ana dili düş gücüdür demiştik. Bu şekilde başlayabiliriz. Biraz açsana onu. Çok benim için çarpıcıydı o. Güzel bir söz. Şiirin ana dili düş gücüdür. Yani ben şiirin bir dili, yani yeryüzünde bir sınırlarla belirlenmiş bir dili olduğuna inanmıyorum. Neden? Çünkü bir kere duyumsayışlarla, yaşama hissediş tarzımızla, yaşama ele alış tarzımızla şekillenen bir şey, kendine dil bulan bir şey, kendine dilin dışında, dil olmayan şeylerin gerekliliğiyle yön veren bir şey şiir. Yani, bir dili aşma çabası. Evet. Yani dil olmayan şeyi arıyor ve buna mecbur. Yani onu bulmaya dile mecbur. Gelemez olanı arıyor. Evet. Söylenemez olanı evet. arıyor. Söylenemez olanı arıyor. Onu söylemeye çalışıyor. Şair de belki işte o yollarda kayboluyor. Yani o da bir kaybın içerisinde. Bir yitirişin içerisinde. Belki sayısız yol bulabilir. Yani o zaman bir şiiri anlamaya çalışırken bir okuyucu için bir mesela akılda bulunması gereken ya da tutulması gereken bir şey önerecek olursak şey olabilir bu. Yani şiir her zaman söylenemez olanı, imkansız olanı bu anlamda dile getirmeye çalışır. Evet. Hiç söylenmemiş olan bir şeyi söyleme gayreti belki de. Daha önce hiç söylenmemiş, hiç düşünülmemiş. Belki mümkündür, belki değildir. Bilemiyorum ama Bununla ben ilgili, düşünürken bunu arıyorum. Bununla ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi seninle geçen hafta bununla ilgili konuştuğumuzda da gelmeden önce de hiç notlarımı karıştırıyordum. Aklıma şey geldi işte Ludwig Wittgenstein'ın Traktatus yani son 7.
bölümde söylemiş oluyor. Konuşulamayan şey konusunda ya da başka öyle de bir çeviri olabilir. Susmalı. Şimdi hemen öncesinde de başkaca bir şey var. Genel olarak tabii Traktatus'un yapısıyla ilgili bir şey söylenebilir. Bu yani erken dönem eseri Wittgenstein'in ve burada şey meselesi üzerinde duruyor özellikle. Dile, yani dilin bir mantık işi olduğunu ve ancak göstermekle yetinebileceğini, göstermenin ötesine geçmenin hiç olanaklı olmadığını ve öyle bir aşamaya gelinir ki artık konuşulamaz ve söylenemezdir. Ve söylenemez olan ve burada bence Wittgenstein'in bıraktığı yerden de sanki şair işi devralıyor gibi. Yani söylenemeyen şey konusunda susmuyor. Yani şimdi sen ne konuşurken diyorsun? Şöyle düşündüm ben. Şimdi bir şiiri okuduğumuz zaman tabii ki sözcükler aracılığıyla alıyoruz. Ama sözcükleri aşan bir şey alıyoruz. Hı-hı. Yani iki sözcük bir araya geldiği zaman samanlık seyran oluyor. Çok başka bağlar var orada. Yani sadece duyumsayarak alabileceğimiz bağlar var. Yani sözcükler tabii ki gösteriyor. Ama o sözcüklerin altında yatan başka bir dil var. Dil olmayan bir şey var işte biraz önce söylediğimiz şey. Ben de onu arıyorum. Yani ben düşünerek şiire ulaşan bir insanım. Yani bütün gün bir masa başında ağaçlara bakarak çalışabilirim. Nitekim çalıştım zaten. Yani geceyle biri bu şekilde bitirdim. Bir önceki kitabımı. Saatlerce bir ağacın gövdesine baktım ve orada tabii ki sadece bir ağacın gövdesini görmüyoruz. Mesela Gaston Baştır'ın Mumun Alevi'nde söylediği güzel bir söz var. Alev acı çeken bir varlıktır diyor başlar. Bu sözü çok seviyorum çünkü o alev hepimizde var. Hepimizin içinde var. Bir ağacın içerisinde de var. Aynı zamanda bir kuşun kanadında da var, bir çiçeğin renginde de var, kokusunda da var. Yani o alevin olmadığı bir şeyi ben tasavvur edemiyorum kafamda. Biraz belki o zaman de, hani diyebilirsin ki şiir o alevi topluyor. Değil mi? O alevi, alevin içinden konuşma, onu, o alevi duyma çabasıdır. Tabii. Yani belki onu soluyor, belki onu topluyor azar azar yaşamdan. Ama hani bir ağaç, ağacın gövdesine baktığımız zaman yaşamdan aldığımız şeyler çok engin. Yani bir kere yaşam öyle bir şekilde yükseliyor ki içinizde. Hayran olmamak mümkün değil. Büyülenmemek mümkün değil. Ben oraya geleceğim. Hemen öncesindeki bir şey okumak istiyorum sana. Benim tümcelerim şu yolla açılmayıcıdırlar ki beni anlayan sonunda bunların saçma olduklarını görür. Onlarla onlara tırmanarak onların üstüne çıktığında, yani sözcükler yoluyla sözcüklere tırmanarak ve onların üzerine çıktığında sanki üstüne tırmandıktan sonra merdiveni devirip yıkması gerekir. Bu tümceleri aşması gerekir. O zaman dünyayı doğru görür. Evet. Şeyden hemen önce, üzerine konuşulamayan şey konusunda susmalıdan hemen önce de bunu söylüyor. Yani, bayağı şairane söyler tabii. Tabii ki. Wittgenstein. Evet, Wittgenstein'lerin bir şeyi var. Ben çok uzun yıllar oldu okuyalı ama biraz hatırlıyorum. Şiirde zaten verili olan şeyi aşma isteği vardır. Hani daha önce de tabii konuştuk. Kalıpları yıkmak ister, sınırları aşmak ister. Bir sınırın olmadığını, sınırsızlığa inandığını söylemek ister. Verili olan, tanımlanmış olan, sınırlanmış olan ne varsa bunun dışına çıkmak, bunu aşındırmak, yeni bir dil kurmak ve o dilin içerisinden seslenmek, biricik olmak ister. Yani kendine has şeylerle, dinamiklerle. Kendi zamanını yaratmaktan da söz edebiliriz değil mi? Peki. Kendi zamanını yaratır, kendi dünyasını yaratır. Gerçeklik dediğimiz şeyin düşlerle aşınıp nasıl gerçekliğe ulaştığını söylemek ister. Yani neden şiirin ana dili düş güçtür? Evet. Çünkü gerçekliği odur. Gerçekliği odur. Düş, yani şiirin hatta gerçekliği hayat, düştür. Düşün en büyük gerçeklik olduğunu hatta söylüyor. Şey sizin yine V'den çıkmış olan Santayana'nın kitabında çok bununla paralel bir şey var. Bunda böyle dikkatimi çekti. Not ettim. Uyanık yaşam denetim altına alınmış bir düştür. Yani
yine benzer bir şey Christopher Kudur'da da gördüm. Şeyden bahsediyor. Yani aslında normalde uyanık yaşamın kendisi de bir düştür. Kaotik bir şeydir. Ama sadece denetim altına alınmıştır. O zaman baktığında sadece şiirin dili, hani düş ve evet düş aslında tüm hayatında dili. Yani evet. Sadece başımızı yastığımıza koyduğumuzda gördüğümüz rüyayı anlamamalıyız buradan. Tabii ki. Düş rüyadan başka... bahsetmiyoruz. Evet, onu özellikle vurgulamak rüyadan istedim. Akıl oraya doğru gitmesin sadece diye. Evet. Rüyada bunun la karşılaşıyoruz. Doğrudan temas ediyoruz. Evet, yani ama burada bir şekilde. Evet, evet ama bireysel bir tecrübe ama olarak doğrudan. O da bilinç dışından gelen bir şey. O da bilinç dışından. Düş de bilinç dışından geçen bir şey. Hı-hı. Rüyalar da bilinç dışından geliyor. Hı-hı. Yani ikisinin kaynağı farklı değil aslında. Ama rüyayı bilinçli olarak ne kadar yorumlayabiliriz? Bilinç, bilinç dışına ne kadar getirebilir? Onu bilmiyorum. Hı-hı. Yani bilinç dışının bilinç üzerinde etkisi vardır, hı-hı, yönetir. Ama hani bilinçle bunu ne kadar yorumlayabiliriz? Bence yorumlayamayız. Belli bir miktar belki yorumlayabiliriz. Ben yorumlayamayacağımıza inanıyorum. Yorumlayamayacağımıza inanıyorsun. Ben bazı rüyaların en azından belli seviyelerde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Ama şair olarak... Psikanaliz de mümkün tabii yok, ki. Yok, psikanaliz yani... bahsetmiyorum sadece aslında. Ama bu ayrı bir konu. Bunun için bunu ayrı bir tartışma konusu yapalım. Buradan devam edelim. Yani rüyalarım çok zengin bir insanım. Yani, yorumlayamıyorum diyorsun. Evet yani bu tamam, kadar bile yorumlayamıyorum. Peki şey soracağım sana. Şu yani şiirin şeyinden bahsettin ya. Çatışma halinden. Yani evet. Gerçeklikle olan ilişkisinden biraz oradan bahseder misin? Yani şiirin gerçeklik dediğimiz ve ilişkisi, ama onu söylemeden önce ben Borges'in geçenlerde bir söyleşisini böyle bir dinleme şansına sahip oldum. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Borges'e şey soruyorlar. Fantezi ve mitle olan ilişkiyi soruyorlar. Ve şey diyor, gerçeklik diyor çok geç icat edilmiştir. Aslında her şey fanteziyle ve mitle. Evet, yaratılmıştır. Ama icat edilmiştir de çok hoş. Yani evet. Çok geç icat edilmiştir diyor. Sen gerçeklikle olan ilişkisine şiirin nasıl bakıyorsun? Ben gerçeklikle bir ilişkisi doğrudan olmaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle günümüz gerçekliğiyle. Çünkü zaten günümüz koşullarına baktığımız zaman insan kendi tabiatını artık unutmuş. Peki araya girip bir şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim, merak ettim. Gerçeklikle ilişkisi derken ama bir yandan da gerçeği dönüştüren bir şey olduğuna da inanıyorsun. Tabii ki. Yani o düş gücü kendi kastettiğin şey o değil. Kurabilirse, iktidarını kurabilirse ki kurar, öyle bir güce muhtedir. O zaman tabii ki dönüştürür. Gerçeklik o zaman hüküm sürmeye başlayabilir. Ama mesela gerçeklik dediğin zaman bende şöyle bir şey canlanıyor. Soğuk gerçeklik. Hı hı. Sanatın düş gücünün, belki rüyaların veya bizi gerçeğin bir tık dışına çıkartan, bilinci biraz zorlayan, haz veren bir zorlama ama. Hı hı. Biraz dışarıda olmak, biraz sınırın dışında olmak. Öyle haz veren bir, nasıl diyeyim, bu şekilde bir gerçeklik noktasına çıkartan şey sanat. Hı hı. Toparlayabilirsin. Tam toparlıyorsun, yani, gayet güzel. Sanat, edebiyat, ya düşünceyle, düşle şekillenen, yoğrulan her şey. Onun dışında hani şiirin, sanattan ya da farklı şeylerin tahayyülle ortaya çıkan şeylerin olmadığı bir dünyada o gerçeklik bana çok kaskatı geliyor, çok soğuk geliyor. Yani bu şekilde nefes almayı sürdüremeyiz diye düşünüyorum. Hı hı. Sanatın olmadığı bir dünyada sadece o gerçekliğe soğuk yüzüyle nefes alıp vermeyi sürdüremeyiz. Ruh bunu yapamaz, tim bunu yapamaz. Devam etmesi için konuşması gerekir. Sanat da zaten insanoğlunun konuşmasıdır. Hı hı. Etiktir, estetiktir. Etiktir ve estetiktir. Etiğin ve estetiğin alanındadır. Çok güzel o söylediğin, yani o iyi, iyi. Şimdi aklıma şey geldi, ben çok sevdiğim bir kitap, bu arada izleyenlere de öneririm, yani yıllar oldu okuyalı, 20'li yaşlarımdaydım. Ama sık sık da atıf yaparım, şeyden bahseder burada bir yerde Christopher Kudur'un, Yanılsama ve Gerçeklik bu arada kitabın adı. Hayal Yayınları'ndan çıkmıştı, şu an hani yeni baskısı var mı yok mu onu bilmiyorum. Kudur'un gerçekliği yanılsama ile elde ettiğimizi anlatır. Der ki, bugün gerçeklik denilen şeyin tamamının kökeninde işte şiiri, dinin ilişkisini de anlatarak, büyücü, şaman, yani buraları da gönderme evet. yaparak şeyden bahseder. Her şey bir yanılsama ve sonrasında onun gerçeklik olarak kuruluşudur
noktasına getirir. Ve çok güzel bir sözü vardır. Yaklaşık olarak söyleyeceğim, ezberlemiştim. 1000 yıldır kullanıyorum. Burada da kullanayım artık. Yani der ki simyacının, şamanın saçma hırsları ve simyacının olanaksız umutları olmasaydı bugünün modern kimyası olmazdı. Ve ilk önce o hayal ediyor olmakla ve bir yanılsama olması, evet, haliyle başlıyor. Ama daha sonrasında o düş bir gerçeğe kavuşuyor. Bir paralellik kuracağım. İbn Arabi'de de şey var. Hayal etmekle ilgili çok, hayal etmeyi çok önemsiyor. Hayal etme aynı zamanda gerçekliğe, gayttan gerçekliğe, doğru ifade bu olsa gerek, ikisi arasında bağ kuran, yani gaytla zahir arasında bağ kuran bir aralık alan var. Orası da hayal alemi. Oradan süzüyor hayal eden kişi. Hayal aleminden süzüyor ve onu nereye getiriyor? Zahire, yani yaşanılan dünyaya getiriyor. Evet. O yüzden de hani gerçeklik dediğimizde de doğru anlamak lazım. Aslında böyle bir gerçekliği sürekli olarak şiir yaratıyor. Taşıyor zaten. Yaratıyor ve taşıyor. Ama kendini tekrarlarsam, uzattım lafı, yok, hemen keseceğim. Ama çok güzel bir şey söylüyor. Dinle, şiirin nasıl saptıklarını yoldan anlatırken, yani yolları nasıl ayrıldığını anlatırken, kurumsallaştığı andan itibaren dinin artık kendini tekrarlamaya başladığını, dolayısıyla dönüştürücü gücünü kaybettiğini, evet, ilk toplumlardaki o mitolojik öğelerin yittiğini, şiirin ise her zaman, her daim o dönüştürücü gücünü koruduğunu söylüyor. Evet. Evet, bunun üzerine yani, ne? Evet. Çünkü şiir aynı zamanda mistik bir şey. Yani alem nereden geliyor? Her şeyin bir ilk anlamı var. Yani mesela aynı kitaptaydı. Çok güzel bir söz var. Onu bulursam, tamam, okumak sen isterim. Sen onu ara, ben de buradan başka bir şeye bakacağım. Evet. Yolun kitabının içinde olabilir. Gerhard Hauptmann, şiir yazmak sözcüklerin ardındaki ilksel sözcükleri ortaya çıkarmak demektir diyor. Yani biz o ilksel sözcükler, ilk anlamlar, yeryüzünün ilk günleri, ilk karanlığı, yani onu arıyor. Temas onu içindeyiz. Arıyor. Onu aramıyor. Onun da temas içinde. Yani, biraz bana bu şey geldi ama, hani onu söyleyeyim, o ilk anlamı arama mesela hiç Wittgenstein'cı değil, hani orada onu söyleyeyim. Çünkü o zaman bir anlamı olduğunu söylemeye başlıyor. Yani oysa o tam tersi bir noktada duruyor gibi ya, şiirin tam da ifade edilemez olanı. Yani. Ama bunu aramak ve bulmak için şiirin sayısız yolları var. Yani o ifade edilemeyen şey. Yani tamamen şairin nefes aldığı zaman hissettiği, düşündüğü şeylerle alakalı bir şey bana kalırsa. Biraz açsana. Biraz açalım. Biraz aç. Öyle kolay değil bu işler. Evet. Yazmak ayrı dert. Evet. Bir de delip anlatmaya lazım bunu yani. Anlatmak en zoru. Değil mi? Evet. Fark ettim onu ben. Anlatmak en zoru. Yani yine çok kolay tabii ki ama, evet, yine bir kaza yapıyoruz şu anda. Evet, evet. Yani mesela şu an çok alakası yok konumuzla ama Mahler şairin kendi mezarını kazmak için yalnız bırakılmış insan olduğunu söyler. Mesela çok hoşuma gidiyor. Mezarını kazmak kendi için yalnız mezarını bırakmış. Kendi mezarını kazmak için yalnız bırakılmış olan kişi biraz fazla karamsar yani ama neyse, kimsenin içini karartmıyor mu? Hayır, orada da bir kazı işlemi var. Takılıyorum. Burada da bir şeyleri kazıyoruz tabii ki. Umarım doğru yolları buluruz. Bir daha hatırlatırsam bana sevinirim. İlk anlamdan bahsediyorduk. Evet. Şiir sözcüklerin ilk anlamlarını söylemektir demiştim. Buna yakın bir şey söylemişti. Evet, alıntı öyleydi yani. İlk anlamlarını, ilk sözcükleri, sözcüklerin ilk anlamlarını arıyor. Ben de dünyanın ilk günlerindedir. Hani ben de öyle düşünüyorum. Dünyanın ilk günlerinde gezinmeye devam eder. O ilk umutunun içerisinde belki çıkmıştır ama o umutuyu, umutuyu taşımaya devam eder. Duyduğu ilk sesi taşımaya devam eder. İlk düşüncenin belki doğuşunu taşımaya devam eder. Yani her şeyin ilkini taşımaya devam eder ve şiir içerisinde düşünürken ya da düşünürken o ilk anlamlarla sürekli bir şey vardır. Bir bağ kurar. Tabii ki. Bir gidiş geliş vardır. Sürekli gider gelir. Yani bu bana göre elzem bir şey. Elzem bir şey. Yani dünya ne zamandan beri var? Düşünce. Ya da sözcükler zamandan beri var mı? Olabilir. Olabilir. Ama insan olmasına bile gerek yok.
Sessizlik ne zamandan beri vardı? Dünyanın sessizliği ya da umutusu. Ama onu dile getiren söz bir yandan da. Dolayısıyla hani sanki... Sözü taşıyoruz ama. Yani, sen daha mistik bir taraftan bakıyorsun. Evet. Yani ben ana dili düşkücüdüm diyorum. Yo, ben de bunu çok iyi anlıyorum ve buna katılıyorum ama yine de o düşkücünün başladığı yerin mesela sözle başladığını, yani sözden önceki olan her şeyin sadece bir ses olduğunu düşünüyorum. Öbürü biraz daha böyle aşkınsal bir yere doğru gidiyor aslında söylediğin. Ben de sözden sonra bir karmaşanın olduğunu düşünüyorum. Yani. Ama ancak olsaydı bunları açıklayabiliyoruz bir yandan orası da. Orası öyle. Ben mesela ya bu kitabında, Cesur Mehmet ya da daha öncekinde çalışırken şunu denemek istedim. Yani bir şey hissediyorum, eve gidip geliyorum. Zihnimi istila eden bir şey var. Çok güzel bir yerdeyim, çok güzel şeyler hissediyorum. Ben bu hissettiğim şeyi kaç yolla anlatabilirim? Farklı sözcüklerle, aynı sözcüklerle değil. Kaç tane şiir yazarsam en iyi buna yaklaşabilirim. Ve farklı şiirler yazmak. Evet. Değil mi? Ama sadece orayı, bulunduğum yeri anlatma isteğiyle bunu yaptım. Mesela 4-5 kere anlatmayı denedim. Ve ilk anlattığım en iyisiydi. Yani, en yaklaşık hani tabii ki birebir olmaz. Bozulmamış bir hal belki olduğu için. En yakındı. Ama fark ettim ki orayı ben sayısız şekilde anlatabilirim. En azından bunu görmüş oldum. Evet. Yani çoğaltabilirsin. Evet. Çoğaltabilirsin. Belki seni hepsi tatmin etmez ya da hepsi birinci seferdeki kadar tatmin etmeyebilir ama anlamları çoğaltman olanaklı. Evet. Yani bir şeyi anlatmanın sayısız yolu olduğunu o şekilde gördüm. Geriletli bir şey der. Bir metni sonsuza kadar yazabilirsiniz. Evet. Yani hiç bitmeyecek şekilde yazılabilir. Bitmiyor yani. Yazdıktan sonra da bitmiyor. Gerçekten. ben mesela bir önceki kitapta neden sonra açıp okuduğum zaman yazdığım anlamından çok farklı olarak bana dokunduğunu gördüm. Bazı dizelerin. biraz oradan şey gideyim mi o zaman? Aileni pek de şey yapmadık, konuşmadık seninle. Daha önce konuştuk özel sohbetlerimizde de son birkaç haftadır işte bu söyleşi üzerine konuşurken seninle üzerine konuşmadık. Sen nasıl yazıyorsun? Yani nasıl yazıyorsun? Hangi belli şartlarda mı oluşuyor? Yazarken ne hissediyorsun? biraz bunlardan bahsetsene. Önemli yani. Bir şairin şiir üzerine konuşması gibi yapıyoruz. Biraz daha da devam ederiz. Evet. Bir şey ama bir de onu nasıl duyuyor? O kısmı da bence çok ilgi çekici. Böyle nefes aldırıyor. Evet. Yani tabii ki ben hiçbir zaman kendime odağa koyarak bir söz şu ana kadar kurmadım. Bu daha şahsi bir soru soruyorum ben sana. Evet, yok, hayır. Daha hani, kolay şu an yapacağım şey biraz daha yaklaşmak aslında. Hani kendime o andaki kendime daha biraz daha yaklaşabilmek. Herkesin hayatında belli zorluklar var. Belli sıkıntılar var. Ve yani bunları sürekli yaşadığımız zaman insan da aşınıyor, insan da yıpranıyor. Ben galiba o anlarda, o aralarda, nefes alma aralarında bir duruyorum. Neden, bazen neden bilmiyorum. Acı çekiyorum ve o acıyı tenimde hissedebiliyorum bir yankı olarak. Diş sözcüklerinin ilk 8 şiiri mesela bu şekilde yazıldı. o anne olduğunu anlamıyorum. Tabi bu her şiir için geçerli değil. Özellikle ateş sözcüklerinin ilk şiirleri için geçerli. Çünkü bir anda kendimi hani öyle bir acının içerisinde buldum. Beni yakalayan bir şeydi. Beni saran bir şeydi. Bu şiirlerden de anlaşılacağı üzere bir ritmi de vardı. Bir ahengi de vardı. Ben buradan sadece iki şey okuyacağım. Ben acıydım Ariel. Hep kendini beklemiş bir yılan deliği. Mesela acı dedin hemen karşılığına evet. Çıktı. Evet. Her zaman böyle yazmıyorum tabii ki ama nedense hep böyle aralara hani bir nefes alma aralarına denk geliyor. Genellikle beni yakalayan şey hayatın ne kadar özel olduğu, yaşamanın ne kadar değerli olduğu,
alınan her nefesin ne kadar nasıl diyeyim, ne kadar büyüleyici olabildiği, özellikle dayanmak için, direnmek için. O anlarda biraz daha farklı duyuyorum yaşamı tabii ki. Bu bir ağacın gövdesine bakmak gibi bir şey. Yani yaşamın bir ritmi var, bir kalp atışı var, doğanın bir kalp atışı var. Onu duymuş oluyorum. Yani toprağa baktığım zaman, ağacın dallarına baktığım zaman, kuşlara baktığım zaman çok farklı şeyler görmüyorum. Yani sanki o parçalar benim içimde gibi geliyor. Yani bir araçsal ilişki, bir özne nesne ilişkisi yok. Evet. Onlar kalkmış, gitmiş oluyor. Bir tür beşt hali, yani evet, bir esirme hali. Evet. Ya da işte batayı iç deneyim ya da iç deney olarak okunan kitabındaki gibi, değil mi? Bir tanrısal evet, coşku ve sarhoşluk hali gibi bir şey, evet, bir aralıkta. Ona da bir anda geçildiğini düşünmüyorum. Yok. Ben. Mutlaka onun insan acı biraz daha farklı bir şey tabii. İnsan belki yaralıdır. Ya ötesine başka türünü geçmek mümkün değil. Çünkü bak, bu yaralıdır dediğin şey geldi aklıma. Jung'un aslında şairin işte yaralı olması meselesi. Yani şairin biraz yaralı olması gerekiyor muhakkak. Aslında sanatçıların tamamının biraz yaralı olması gerekiyor. Bir derdi vardır diye. Böyle işlerle uğraşıyordur ister. Yani evet. Ruh daralmıştır yani, ki konuşmak ister. Böyle işlerle uğraşması için muhakkak evet, bir yarasının olması lazım. Yani bir insanı iyice anlayabilmek için, karşımdaki insanı benim iyi anlayabilmem için benim de benzer şeyleri yaşıyor olmam lazım. Yani ben acı çeken bir insanı nasıl anlayabilirim? Evet. Acı çekmezsem onu nasıl anlayabilirim? Jung'un sözünü söyleyeyim bak. Hatta not ettim. Yalnız yaralı bir doktor iyileştirebilir. Evet. İyileştirebiliyor muyuz yoksa daha mı yaralıyoruz? Ama, ben onu bilmiyorum. Yani diyor ki kesin iyileştiririz demiyor zaten. Ama iyileştirirse diyor, o iyileştirir. Öyle okuyabilirsin bunu. Evet. Yani yoksa yalnız her yaralı doktor iyileştirir değil de yalnız yaralı bir doktor iyileştirebilir. Yani bir şifaya dönüştürebiliyorsa sözcükleri. Bence dönüştürebiliyor. Bir şeyi açığa çıkarabiliyorsa mesela psikanalizde evet, ne var? Çok dipte olan, belki bilinç dışından gelen, bilincinde olmadığımız bir şeyi açığa çıkartıyor ve birden ne oluyor? Sorun ortadan kalkmıyor mu? Bence asıl şey başka bir keşfe sağlıyor. Yani burada yine senin şiirinde bir yer var ya, hemen söyleyeceğim bir dakika. Evin dışında dil yok arayan. Yani şiir evin dışında bir dil olmadığını ve dolayısıyla da onu yurt olarak da okuyabilirsin, tüm dünya olarak da okuyabilirsin. Aslında evet, bütün dışında bir dil yok. Ama buna rağmen o dili aşan bir hayat olduğunu duyuruyor olması bile zaten yeterli derecede sağlatıcı bir şeymiş gibi geliyor bana. Evet, tabii ki yani günlük yaşantımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Telaştan, kurulu olan bir düzenden başka bir şey göremiyoruz. Yani zaten bunun dışına çıkabilsek yaşadığımızı hissedeceğiz. Yani o ritmi bozabilsek bizi zehirleyen bir düzen var. Ben öyle inanıyorum. Bunun dışına çıkabilsek zaten görebiliriz. Bir ama yandan bunlar da, bir araç, yardımcı olan araçlar. Bir yandan da o karmaşa ama bir çokluk hali de besliyor ya, yaratıyor ya insanda. Yani şunu demek istiyorum. Yani bütün o karmaşa ve karışıklık içerisinden insanın senin söylemiş olduğun o ilk anlam olabilir. Ya da düş diyelim. Düşü yakalaması kolay değil. Evet, doğru. Ama bir yandan da tip tip değil artık. Daha özel hikayeler ekleniyor. Ne tabii. Yani işte şeyle birlikte, kentle birlikte. Yani ilk kavimler çıkışla birlikte. Hele hele modern dünyada. Dolayısıyla da o tarihte de yakalanabilecek olan şiirin gücü de çok fazlaymış gibi geliyor bana. Yani bir çokluk deneyimi sunabilme olanağına daha çok sahipmiş gibi. Çünkü diğerinde çokluktan çok bir birlik deneyimi var. Ama şimdi belki bir çokluk deneyiminden bir birlik deneyimine götürebilecek bir şey yakalayabilirmiş gibi geliyor. Bunu sadece şiir için söylemiyorum aslında ama şiirin bunu birinci elden yaptığını düşünüyorum doğrusu. Ya ben de şiirin ortaya çıkması için o birliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum mesela yani. Zaten o çokluk meselesi bence öyle bir şey. Yani çoku duymak ama o çokun arkasındaki o biri de fark etme, o bağları fark etme meselesi. Yani şu demek yani istiyorum. Yani çokluktan kastın bizim birbirimizi hissetmeniz mi? Biraz o, biraz da şu. Bir insanın kendi içindeki ilk programda tıf yapmıştık. Campbell'ın kitabına Tanrı'nın maskeleri. Kendi içindeki tüm maskeleri de fark ediyor olması ya da başkalarında o maskeleri görüyor olması. İşte ancak bunu görürse bence zaten özne nesne ikiliği ortadan şimdi kalkabiliyor. Şimdi ona bakarsan her gün hissediyor ki insan kendini bir başkasında tanır. Yani
Bu öyle bir şey tabii ki. Evet. İnsan kendisini nasıl tanıyacak? Hı hı. Benim şu ana kadar hiçbir sözüm zaten kendini yalıtsın. İnsan kendini yalıtsın. Sadece yani dünyanın ilk günleriyle temas içerisinde evet, olsun değil mi? Biz de hayatın içerisindeyiz. Evet. Bir sürü şey yaşıyoruz. Ama hani nostaljik mücadele olmadığını... Dil olmayan şeyi biraz ben aslında açıklamaya çalışıyorum. Hı-hı. Hani nostaljik değil. Ama şiirin altındaki dil. O çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz o sessiz gürültü değil. Hı-hı. Bundan bahsetmiyorum. Hı hı. Yok yok, bunu anladım. Aslında biraz katkı olsun diye söylemeye çalıştım. Şey anlamında bir katkı olsun diye. Yani nostaljik bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı hı. Ama zaten biraz önce o ağaç örneğini verdiğinde özne nesnelik ilimin kalkmasından bahsettik ya. Hı hı. Zaten hani o... Bu çalışırken olan bir şey. Yani bunu zaten yaşamın içerisinde ne kadar hissedebiliriz ki yani. Hissedenler var galiba. Şimdi aklıma geldi. Biz 2 hafta önce belki şimdi yürüyoruz. Sığırcıklar o kadar çoklar ki yani, ne kadar bilmiyorum. İnanılmaz şekilde havada dans ediyorlar. Ama biz durduk tabii ki. Böyle şeylere hayran olan insanlar olduğumuz için durduk, hani tebessümle izliyoruz. Ama bir insan da mesela başını kaldırıp ya hani ne oluyor yukarıda falan, hani kimse de merak edip bir yukarı yakın başını kaldırmalı. Demek ki bir sürü şeyi görmüyoruz. Görmediğimiz çok fazla ayrıntı var. Ve bunları fark edersek zaten yaşamla belki biraz daha değişik bir bağ kuracağız. Ama galiba sanırım şöyle de bir şey var. Kimse fazla yaralanmak istemiyor. Hı. Yani bir şeye kaptırmak, kendimizi bir akışa kaptırmak daha zararsız oluyor. Yaralanmak mı istemiyor olabilir. Zaten yaralı da onu duymak mı istemiyor dersin? Yaralının onu duymama şansı yok. Bence şöyle bir şey, orada bir şeyim olacak. Bence herkes biraz yaralı halde. Kimileri belli bir eşiği aşıyor. Evet. Yani kanama aşamasına geliyor. Artık ona dalmaktan başka hiçbir şey yok, kaçışı yok. Biz onlarla ilgili bir şey okumuştum. Fırtınaya direkt dalarlarmış, fırtınadan kaçmazlarmış. Fırtınayı yarıp diğer tarafa geçmek isterlermiş. Bence sanatçı hani bir bizon gibi fırtına geldiğinde artık kaçamayacağını anlayınca, bence anlayınca bile değil bence. Bazen fırtınanın ortasında kendini bulunca. Kaçmak öyle de olabilir. Böyle kaçmak bir evet böyle de. Bir şey yapıyor. Evet. Öbürsü halde ise şey gibi oluyor. Yani böyle bir tanrısal bir iki gruba ayıramayız. Bütün insanlarda yok, ortak bir şey var. Bence o dert Heidegger'in o söylediği, yani dünyaya atılmış olmak meselesi. Yani dünyaya atılmış olan, uyumsuz olma meselesi. Ben zaten tanrısal olan bir şeyden bahsetmiyorum. Yok yok, anladım. Yani, o çok ayrı bir şey. Tanrı yani benim sen bir vecdan. Tamam, sen bahsetmiyorsun. O benim. Vecdan çok başka bir şey. Ya her zaman da hissedilecek bir şey değil. Belki şiire ilk başlandığı zamanlarda çok yoğun hissedilebilir. Ama sonrasında böyle bir şey yok. Yani hı-hı. Tanrı'yla bir olma, Tanrı'nın sözünü söylüyormuş gibi hissetme. Yani böyle bir şey yok. Hayır, o yüzden şey için söyledim. Yani yaralılar var ve yaralı olmayanlar var değil bence. Yaralılar. Var. Ya tabii ki hepimiz yaralıyız. Yani hayatta olup da, yaşıyor olup da temiz kalabilmek, yarasız kalabilmek mümkün mü? Ama herkes yazmıyor. Evet. Ve herkesin yazdığı şey... Çünkü bazen de kanama fazla. Bence arama gibi fark var. Bir de onu görüyor artık. Yani mesela bazen konuşuyoruz. Şimdi yazmak yani, ya da işte şiir yaşamak ve sonrasında yazmak, dile getirmek. O anki koşullar bu işin sadece %2'si. Yani bu konuştuğumuz şeyler sadece %2. %98'i çalışmak. Tabii. Kesin. Yani kesin. Onu yapmadıktan sonra o %2 ile baş başa kalırız. Kimin sözü bilmiyorum. Şair için diyor ki kelime kuyumcusudur şair. Yani kuyum işindedir. Kelime kuyum işindedir diyor. Yani. Hatırlayamıyorum şimdi kimden. Bir şairden okudum da hangi şairden okudum hatırlamıyorum. Katılıyorum sana. Aslında yani bütün... yazdığımız şeyin üstünde işçilik yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Onu yazana kadar zaten bir işçilik yapıyorsun, evet. Ki o sana gelsin. Evet. Geldikten sonra şiir, bir de onun üzerine bir işçilik, evet, yapıyorsun. Yani biraz bahsetsene zaten... oradan. Yani o genellikle böyle şey bir algı var ya, onu konuşmak isterim seninle. Yani bir ilhamla geliyor. Genellikle şair hiçbir şey yapmıyor yani, yazıyor. Yok yani, o çok yaygın olarak ilk dize için söylenen bir şey. Hani ilk dize geldi. Yani nereden geldi bilmiyorum. Hani Tanrı'dan evet. Ama ondan önce de çalıştın zaten yani. Evet. Yani zihin zaten sürekli işleyen bir şey. Bize nereden geliyor?
bir şeyler birikiyor insanda. Ve kendimizi o kadar bazı anlar aşkın hissediyoruz ki. Yani gerçekten göksel bir şey ya da dünyanın bilirim, dışında. Bilirim, bilirim. Sanki dünyanın dışından bambaşka bir evrenden bir anda bir şey sizin için geliyor gibi. Hı hı. Hissiyat bu şekilde olabilir. Ama tabii ki hep her şey bizim ruhumuzun içerisinde oluyor, bilincimizin içerisinde oluyor. Yani bundan bağımsız hiçbir şey yok. Hı hı. Yani insan bedenini aşabilmiş bir canlı değil henüz. Hı hı. Yani bedenimizin içerisindeyiz. Sınırlarla böyle çevriliyiz. Sadece belki bunu aşmaya çalışıyordur. Hı. Bunu aşmaya çalışırken de bazı deneyimler o ilk dizeyi belki getiriyordur. Ama ondan sonrası getiriyor. Çok yoğun bir çalışma. Bir çalışma. Şimdi açıkçası ben ilk iki kitapta şiir işçiliğini ya da şöyle söyleyeyim 94'te falan başladım. Sonsuzluğa Kiracı ve Geceli Bir için evet, konuşuyorsun şu anda. 2004'te yayınlamaya başladım. Hı hı. Belki 4-5 seneye kadar çok yoğun bir işçilik yapıyordum. Ama özellikle son kitapta işçiliği de yapılmış olarak açıkçası. Yani çok az işçilik yapmışımdır. Evet. Zaten işçiliğiyle gelmiş gibi oldu. Biraz daha şey gibi diyorsun. Biraz el de artık ustalaşıyor. Ya da şiiri duyma yeteneği galiba de gelişiyor. Evet. Değil mi? Yani ben mesela ilk başlarda şiire çalışırken fazlalıkları atmayı kendi kendime şey yaptım, öğrendim. Ne kadar budarsam, anlamı ne kadar sadeleştirirsem, keskinleştirirsem, gereksiz şeyleri ne kadar budayabilirsem o kadar iyi olur diye düşünmüştüm. Onun üzerine çok çalıştım. Tabii ki yani işçilik dediğimiz şey nedir? Zaten budur. Onun dışında tabii belki ses de işin içine girebilir. Ama sonra her şey zaten kendiliğinden olmaya başlıyor. Hı-hı. Mesela ben sürekli şiir yazan bir insan değilim. Ama sürekli hayata bu şekilde bakıyorum. Her şeyi bu şekilde görüyorum. Evet, bu çok yaralayıcı bir şey zaman zaman. Yorucu ama benim şey. Evet, yorucu bir şey. Her şeyden çok etkileniyor olmak. Birisi acı çekerken onun acısını içimde hissetmek. Bilemiyorum, insan çok kırılganlaştıran şeyler var hayatta. Onlardan kaçmaya çalışıyorum zaman zaman. Korumaya altına almak evet için. Çünkü yoksa gündelik yaşamı devam ettirmek imkansızlaşabilir evet, değil mi? Zorlaşıyor. Nefes almak gerçekten zorlaşıyor. Özellikle bu kadar adaletsiz, eşit olmayan bir dünyada yaşadığımız için. Aslında çok mesela fazla, çok doğrudan birisi baksa, mesela sen bunu özellikle vurguluyorsun çok. Çok doğrudan birisi baksa senin şiirinde ve çok da bilmese ve duymasa yani çok güçlü yanlarını ayrıca anmak isterim burada ama belki de gerek yok zaten öyle olduğuna inandığım için ve inandığımız için bunun üzerine bu kadar konuşuyoruz o ayrı okuyucularım da öyle şeyden bahsedecekler yani toplumsal bir gerçeklikten ya da bu acıdan çok bahsetmiyor gibi duruyor şiirin. Yok, tam merkezinde. Evet, ilk bakışta ve birisi ortalama bir okur için mesela ya da şiire mesela toplumsal gerçekçilikten falan filan gelmiş bir gibi okur için. Yani sözcüklere bakarsak değil gibi ama sözcüklerin altında hani o sessiz bir gürültü var, işlemeye başlıyor okur okumaz insanın içinde. Onu duyumsayabilirsek evet. Yani mesela ben bunun anlaşıldığını fark ettiğim zaman çok şaşırmıştım. Bir okurum öyle bir yorumda bulunmuştu. Ne demiştin? Hani dünyada çok fazla acı var. Hı-hı. Hani bunu çok yoğun bir şekilde bunu çok hissettim. Evet. Hani kendi öfkem dindi gibi. Tam tabii hatırlayamıyorum ama. Bu senin şiirinde çok hissediliyor. Yani o kesin. Ben hissedildiğim farkında yok, değildim. Yok, o kesin hissediliyor. Ben de söyledim sana evet, onu. Evet, fark ediliyormuş. Sadece şey, gündelikle olan ilişkisi fark edilmeyebilir hemen. Tabii ki, öyle şeyler fark edilmez. Gündelikle olan ilişkisi üzerinden çok gitmiyorsun ya, bence evet, biraz daha soyutuyla ilgilisin. Neden yani somut gitmiyorum olarak bir şeyleri saymıyorsun. Hayır, da. Yani mesela bir şeyi ben olur olmaz bunun üzerine şiir yazmam. Bu bana çok samimiyetsiz geliyor. Yani hı-hı, bir olay mı oldu? Hemen oturayım ben bunun için bir şey yazıyorum. Hayatta demem. Hı-hı. Mesela onu duymam var, biliyorsun öyle. Şu an Ateş Sözcükleri'nde bir şiirim var. Orada vurguladığım ya da işte hissettiğim şey, olay belki 10 seneden fazla. Hı hı. Niye o zaman oturup yazmadım?
İnsan gerçekten etkileniyorsa zaten bir zaman sonra biraz da susar belki diyorsun. Açığa verir kendini. Onu bırakmak lazım. Ben şiirim üzerinde kontrol sağlamayı, iktidar kurmayı sevmiyorum. ya bu hayatta benim yapabileceğim bir şey değil. Hatta kimi zaman sözcükler insanın üzerinde iktidar kurar. Son sözü o söyler. Kendi kendisini dayatır. Ya bilemiyorum. Bana çok şey geliyor. Yani şu an o yüzden de yazmak. O yüzden de şu an, evet, güzel ifade ettin. O yüzden de senin şiirinde şu anın olaylarını bizim çok da görmemiz olanaklı değil. Yani. Olması da gerekmiyor zaten. O da yok, ayrı bir şey. Öyle bir gereklilik yok tabii ki. Yani ben oraya ne koyduysam, yani okuyan insan da onu alacak. Ben de bir okur olarak başka bir şair oraya ne koyduysa, nasıl duygularla. Tabii ki aslında ne demek istediğini birebir anlayamayız. Yani çünkü bir şiir biraz da gizliyor. Yani biraz da kapalı bir şey. Yani nasıl çalışmak bir şeyini görebiliriz ki şairin ne anlatmaya çalıştığını. Yani şair burada ne anlatmak yani edebiyat. Şair bile bazen ne anlattığını bilmiyor olabilir. Yani ben bir şiirimi yazarken... Zaten biraz bilmiyor olması iyi bir şey değil mi? Tam da. Bir parça bilmiyor olması evet, yani. Tabii ki. Çünkü şundan bahsediyoruz. Konuşulamayan konusunda susmalı atıf yaptığımız için söyleyeceğim. Evet. Zaten konuşulamayan şey, düşünülemeyen de şey. Evet. Yani düşünebiliyor olsaydı zaten konuşulabilir olurdu. Demek ki klasik anlamda bildiğimiz zihnin sınırları dışında bir şeyden bahsediyoruz. Evet, tabii ki. O halde de şairin zaten tam da dilin sınırlarına yaslanmış olduğu yerde bunu tam olarak bildiğini söyleyebilmesi yok, olarak dışı. Mümkün değil. Evet. Yani ben bile çok uzun bir yol değil benim için. Yani şiir, ne zamandır şiir yazıyorum? Herhalde 22-23 yıl falan oldu. Çok uzun bir yol değil ama ben bunu görebiliyorum. Bazen ben de ne yazdığımın farkında değilim. Ya ben burada ne demek istedim? Ama aradan zaman geçtikten sonra... Kendine mi soruyorsun? Ben sorsam kızarsın. Kendine soruyor musun? Yok, açıklamam şiiri ama... Ama 6 ay sonra, 1 sene sonra ben orada ne demek istediğimi görüyorum. Yani bu şair için de açık bir şey değil ki yani. Kapalı bir şey. Asıl kapalı belki de orada olabilir. Evet, ben bir gözüne çarptı şimdi mesela. Bunu mesela çok daha net duyabiliyorum. Yani hiç arzulanmayan türden bir dirilişten yaprakların evindeniz. Hepsini ezbere biliyorsun galiba. Ben yazmayı unutuyorum. Bana başkaları hatırlatıyor genelde. Hiç arzulanmayan türden bir dirilişten yaprakların evindeniz biz. Evet. Yani sürekli bir kopuş var. orada biraz belki kendimle özdeşlik kuruyor olabilirim. Ağaç yaprak veriyor, tazeleniyor ama en güzel zamanında artık yapraklar da kurumaya başlıyor, dökülüyor. Sonra tekrar, ben mesela sonra bambaşka tekrar, bir şey duydum. Duyduğumu söyleyeyim mi sana mesela? Ben de hissettirdiği şey, başka değil belki, aynı şeydir bilmiyorum. Yani genel anlamda bir yapraktan dirilişi ve direnişi kimse tasavvur edemez. Yani doğrudan düşünemez gibi bir şey hissediyorum orada. Ama biz yapraklardan gelen bir dirilişin şeyiz, uzantısıyız gibi bir şey. İlk bendeki şeyi oydu, çağrışımı oydu, karşılığı oydu. Yani ben mesela nasıl bir yere gidiyorum onu düşünürken. Dolayısıyla burada okuduğumuzda da bir sürü insan başka şey düşünüyor olabilir bir tabii yandan ki, da. Tabii ki. Yani onun için ne çağrıştırıyorsa dizeler onu düşünecek tabii ki. Ya benim için de mesela bu kopuş. Sürekli bir kopuş. Yani yinelenen ve uzun yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca yenilenecek, yinelenecek olan bir şeyden bahsediyorum. Biraz açar mısın kopuş yorucu derken? Değil mi? Biraz arada bir yerden ya gelmiş bir dağını, gibi olduk. Bir yaprak nasıl kopuyor? Ha, bir yaprak nasıl kopuyor? Evet, bir yaprak da... Bunları böyle söylemen kopuyor lazım. Canlı yayındayız, tamam mı? Bir yaprak nasıl kopuyor? Yani evet, kopuş nasıl gerçekleşiyor? O bağ nasıl bir anda zayıflıyor ve ortadan kalkıyor? Yani bir rüzgarla mı oluyor bu? Yoksa yaprak artık bütün vücudu tükeniyor da o son bağ kendi mi koparsa? Ya da koparken bir ses çıkıyor mu yani? Bilmiyorum ki. Yani yaprağı da kahreden bir şey var mıdır orada? Bilmiyorum. Kahreden. Yani bilmiyorum, bir değişik şeyler hissediyorum ben de. Anlamlandırmaya çalışıyorum açıkçası. Orada bu şekilde anlamlandırmışım. Bana hiç arzulanmayan türden bir diriliş olarak gelmiş mesela.
Ben yine bir şey yapacağım. Burada biraz araya gireceğim. Hani biraz daha da başka bir yere doğru da çevirebiliriz belki ama bir yandan da paralel bir şey. Yine Wittgenstein'in bir sözünden bir gönderme yapacağım. Çok güzel bu da. Şiirle çok bağlı bir şey. Tek yaptığımız özgürleştirici sözcüğü bulmaya çalışmak. Çok güzel değil mi? Evet. Bayağı şiir yazıyor yani. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi mesela 20 yaşında falan okumuştum Teraktatus'u. Evet. O zaman büyülenmiştim ilk okuduğumda. Benim için de etkileyiciydi. Biraz anlaşılmazdı tabii ki yaşım evet, itibariyle. O yüzden büyüleyiciydi zaten. Evet. Sonra şimdi okusam çok mantıklı ve çok daraltıcı da gelebilir. Gelmez. Teraktatus öyle değil. Allah'tan yeniden okumamıyım yoktur. Bak şimdi. Bütün kapıları kapatırsan olmaz ama. Evet mesela, o sözcüğü aramak. Özgürleştirici evet. Sözcüğü aramak. Yani mesela hani son zamanlarda çok düşündüğüm bir şey bu. Yani notlarımda da var. Ben şiire ulaşırken şiir üzerine mesela okumalar yapmayı çok sevmem. Yani şiir üzerine zaten düşünüyorum. Okumalar yapmak beni şiirden biraz daha uzaklaştırıyor. Yakınlaştırabilir de. Yani çok genelleme yapmıyorum ama. Başka türlerde okuma yapmak beni daha çok yakınlaştırıyor. Mesela işte yılda getirdiğim kitaplar. Şiir üzerine okumak diyorsun değil mi? Evet, şiir üzerine okumak. Yani işte. Bunu ben birkaç şairden daha duydum bu arada onu söyleyeyim. Öyle mi? Özellikle şiire yaklaştığını hissettiği zamanlarda mesela roman okumayı ya da başka bir şey okumayı, başka şiir şey okumaya okumak. Tercih etmeyi en az yani, seninle birlikte 3 ya da 4 şairden daha duydum ve direkt bir sormadım. Sohbetin kendisi buraya getirdi. Evet. Yakınlaşmak için biraz uzaklaşmak. Onu görmek için başka bir çerçeveden bakmak. Mesela gözdeki kıymık en iyi büyüteştir diyor Adorno. Oraya bir kıymık yerleştirmek. Yani göz kendisi görüyor zaten ama kıymık, o kıymığı yerleştirmek biraz daha büyütüyor olabilir. Bilmiyorum da onu diyor ama. Yani mesela ben yok okuduğum zaman ya da onu dinlediğim o zaman. Nereden okuyorsun? Ben direkt şiire yaklaşmış oluyorum zaten. Yani Jung zaten sanki şiir yazan bir insan gibi. Kırmızı kitabı mesela baştan sona bir şiir gibidir. Evet. Çünkü bilinç dışından gelen bir şey. Ne kadar zamanını vermiş bilmiyorum ama uzun zaman boyunca bunu yazmış, çalışmış. Hayranlık uyandırıcı bir kitap. Ben bitirmek istemiyorum. Yıllardır okuyorum. Zaten çok bitecek türde bir kitap. Evet. Yani ben de okudum. Tekrar dönmek lazım. Hatta tam okuduğumu onu da söyleyemem. Yani okudum çok yoğun çünkü. Çok yoğun olduğu için insan bazen bir dur bakalım arkadaş ben yani. Ben 5 sayfada bir durdum. Araya yani. Başka bir kitap alma ihtiyacı falan hissediyorsun. Evet. Ama işte bu şiir değilse nedir? Yani, bu şiir. Ben bunu okuduğum zaman şiire daha çok yaklaşıyorum. Evet bu şiir. Büyük bir şiir. Bataille'ın iç deneyini okuduğum zaman şiire daha çok yaklaştım. Evet. Nietzsche üzerine hiç umulmadık şekilde çok daha etkileyiciydi. Benim için. Jung'un yine hani ruh kitabında bir bölüm var. Şiir üzerine bir bölüm var. Bilinç dışından bahsettiği yerler. Benim için şiiri anlamak konusunda daha açıklayıcı oldu. Bilinç dışından bahsederken. Yani ne diyor? Biraz orada açar hiçbir mısın? Zaman tabii ki verilmiyorum. Tamam. Tabii. Bakalım. Bu arada bak ben de burayı çizmişim. Hiçbir düş bana kurtarıcı sözcüğü vermedi. Az önce de dedik ya hani o özgürleştirecek tek sözcüğü arıyoruz. Evet. Aslında şimdi, belki de o sözcüğün olmadığını duymayı arıyoruz bir yandan da. Öyle bir sözcük yok. Evet. Bence öyle. Harika. Şimdi burada kolektif bilinç dışından bahsediyor. Zaten konuştuğumuz alanında yani bilinç dışı olduğunu söylüyor. İşte o arka ilk olan bağlarımız. İşte o dünyanın ilk biraz günüyle bugünü dünyanın ilk günüyle bugünü arasındaki o ilk gelişler yaşamın hepsini kapsayan bir şey. Neden kolektif? Çünkü hepimizin zihni orada işlemiş. Şu ana kadar yaşamış olan herkes nefesiyle hala orada yaşamayı sürdürüyor. Ben öyle şey yapıyorum en azından. Ben öyle düşünüyorum. Burada da şöyle söylüyor. Kolektif bilinç dışı normal koşullarda bilinçli olma eğilimi göstermediği gibi herhangi bir analitik tekniğine belleğe geri getirmesi de mümkün değildir diyor.
Ama benim daha çok şu hoşuma gidiyor. Çünkü hiçbir zaman bastırılmamış veya unutulmamıştır. Çok serbest bir alan. Ya yani hiçbir zaman bastırılmamış ve hiçbir zaman unutulmamış. Yani. Dolayısıyla da zaten böyle bir analizle geri getirme olanağı yok. Yok. O zaten kendiliğinden öyle, daha doğrusu evet. kendinde demeyelim ama kendiliğinden öyle. Ve bilinç dışı da bilincin üzerinde egemenlik süren bir şey yani. Yönetiyor. Bilinci yöneten bir şey. Tabii ki biz bunun farkında değiliz. Ne Farkındayız, kadarının farkındayız. Hep bundan farkında olabiliriz bahsediyoruz. bilemiyorum. Galiba şiirle bir bağlantısı üzerinden de bir şey söyleyecektin. İşte kolektif bellek. Yani ben mesela işte okumalarımı yaparken bana şiirinizin kaynağı nedir diye çok soruyorlar ve ben bir keresinde gidip geldiğim bir yer dedim, oraya gidiş gelişler dedim, o yolculuk. Sonra oranın o kolektif bilinç dışı olduğunu düşündüm. Yok okuduktan sonra. Çünkü ben de adlandıramıyorum. Yani bir yere gidip geliyorum. Oraya gidip gelmek bile şiire getiren bir şey benim için. O yolculuğun kendisi çok özel. Ama orası neresi? Yani onu isimlendirmek, adlandırmak çok zordu. Yani Jung'u okuyana kadar. Sonra oranın bilinç dışı olduğunu düşündüm. Hani hepimizin içinde ne varsa onu yaşıyoruz. Onu hepimiz hissediyoruz. Birbirimizi de bu şekilde bağlıyoruz zaten. Birbirimizi de bu şekilde anlıyoruz. Yoksa bir insan bir başka insanın acısını nasıl hissedebilir? Ancak bir kolektif bilinç dışıyla Evet. bunun olanaklı olduğunu söylüyorsun. Evet. Yani nasıl anlayamıyorum? Şiir de diyorsun, oradan Evet. Ya o besleniyor. kadar anlamak, empati yönünden başarılı olsaydık çok iyi anlaşan insanlar olurduk hayatta yani. Bir şiir. Birbirini çok iyi anlayabilen insanlar olurduk. Yani anlamak başka bir şey. Hani bilinçli olan bir Kendi şey değil mafyaya bence. çağrıştırdı bu söylediklerim bu arada. Bir an niye sen? Aynen. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim. Yani orada bir gizli hazine var belki. Ve ona gidiyor şair ve onun sözcülüğünü yapıyor. Evet, yani hatta böyle bir alıntı da var. Hatırladım ama neredeydi? Çok Onu zor bulacaksan hiç hatırlayamadım. şey yapma onu sen. Yok yok. Ya da kolaysa bak. Yine bir en son şeye bakalım, Tamam, başlara bak bakalım. baksana. Çünkü zaten notlarım fazla değil. Yani bu şu an notların arasında yok galiba. Peki şeye geçelim mi biraz? Şeyi vurgulamıştım, hani şiirin politik tarafını vurguladım. Tamam, bir yandan çok düşlerden bahsediyoruz. Evet. Ve insanların zihninde genellikle düşle politika birbirinden tamamen ayrı şeyler. Evet, ayrı gibi geliyor. Tahayyülle somut gerçeklik birbirinden neredeyse tamamen ayrı şeyler. Yani iki ayrı dünya gibi duruyor normalde hayatın içerisinde. Ama senin zihninde bu böyle değil. Yok. Yani Yani. ikisi arasındaki bağı nasıl kuruyorsun? Biraz şiirin o politik tarafından söz eder misin? Niye politik olduğunu söylüyorsun? Ben biliyorum da herkes öğrensin. Neden politik? Çünkü merkezinde bir itiraz noktası var. Yani şiir mutlaka merkezine bir itiraz noktasını alır. Almıyorsa zaten yaşayan bir şeye dönüşemez. Yani böyle düşünen şairleri ben de biliyorum. Var. Nasıl Bu düşünen? şekilde düşünen, hani mutlaka bir şeye itiraz etmesi gerektiğini düşünen şairler de var. Ben de bu şekilde inanıyorum. Yani mutlaka bir şeye itiraz etmesi gerekiyor. Bu da nedir? Gerektiği için itiraz etmiyor ama, değil mi? Doğası böyle olduğu için Tabii zaten ki. itiraz ediyor. Tabii ki Zaten o yani. itirazdan doğduğu için. Yani çok Zaten suni bir itirazın şey olur. kendisinden doğuyor. Gereklilik hani ben Yoksa az bunları önce yapmalıyım söylediğine diye dönüyor. değil. Hani gündem için şiir yazar gibi ben buna bir itiraz Yok, edeyim. hayır. Dur bakalım. Hayır. Ya bu Öyle bir kişinin şey değil. kendisiyle Öyle bir ilgili şey bildiği bir değil. şey. Kendisinde hissettiği bir sorumluluk. Yani ben bu zamanda yaşıyorum. Şu yüzyılda yaşıyorum. Benim zamanımda bunlar yaşanıyor. Ben bunlara karşıyım. Buna karşı bir ses çıkarmam gerekiyor. Ya da insanlık adına bunu utanç verici buluyorum. Bu yaşananları. Dediğin noktada aslında bir şeye itiraz etmeye başlıyorsun zaten. Ben kendim içimde bir şeye itiraz ediyor muyum? Yani
bana göre olmaması gereken şeyler yaşanıyor mu? O zaman zaten bu şiire de aktarılan bir şey. Neden düşlerle politik olanı bir arada düşünemiyoruz? Hepsi bir arada. Hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Yani düş kuran insanın hayata karşı hiç mi bakışı yok? Yalıtılmış bir insan mıdır? Yani böyle bir şey mümkün değil. Mümkün olmadığı gibi ama hani bir yandan da zaten şiirin kendisi hayatı değiştirmek ya da hayatı dile getirmek üzerine kurulduğu olduğu için zaten orada bir politik durum söz konusu. Yani politikleri tabii sadece kürsüden ibaret görürsek bir problem var. Kürsüden değil ama gündelik hayatın kendisinin de politik olduğunu düşündüğümüzde. Yani şiiri düşündüğümüz zaman şiir zaten dönüştürücü. Bir katılma işi çünkü. Bir toplumsal hayata katılma işi. Doğuşu da öyle. Ya neden paylaşıyoruz? O zaman kendimiz yazardık. Hiçbir şekilde paylaşmazdık. Başkalarına ulaşmazdı. Demek ki bir ereği var yani şiirin. Tabii tabii. Tabii. Yani çıkış noktası da öyle değil mi zaten? Evet. Çıkış noktası da kabile ateşinin başında başlayan bir şey bu. Bir kere her toplu bir şey yani. Evet, her şeyden önce bir kere şiir şairini dönüştürmek ister. Hı-hı. Yani bunun gerçekten bir insan şiir yazıyorsa bunun yaşanmaması mümkün değil. Şairi yavaş yavaş değiştirir. Şiir şair değiştiriyor, bu iyi anlaşılsın. Evet. Evet. Şair şiiri şekillendirmiyor. Hayır, böyle hayır. Bir ben şey zaten değil. Baştan böyle bir şey mümkün olamayacağını söyledim. Şiir şairi dönüştürüyor. Ben şiir üzerine çok yoğun bir şekilde düşünmeden önce bambaşka bir insanım belki. Şu anda çok daha değişik bir insanım. Yani bu yük biraz ağır. Seni yapıyor. Evet, bu yük biraz ağır yerine göre. Belki hayatı da zorlaştırıyor diyebilirim. Bir yandan da mı? Belki ama, de hayatı sürme biçimi mi? Belki de kolaylaştırıyor. Öbür türlü olduğunda ne olacaktı bilmiyoruz. Etkisi olabilir. Ben de biraz zorlaştırıyor, biraz kolaylaştırıyor. İki ileri bir geri bir durum var. Paralel evrendeki süreyi aydınlatmayı bilmediğimiz için seçmemiş olsaydı şiiri ne durumda olurdu? Hani hiç yani şimdi yok. Şiir huzurla alakalı bir şey olmadığı için. Bir huzursuzluk, bir çatışma. Bir gidip gelme, bir dengesizlik. Yani bir çatışma halinden beslendiği için insanı yoran bir şey bu. Yani sürekli bir insan nasıl bir çatışma içerisinde sürdürebilir? Öyle değil mi? Bunda yaşanabilir mi? Yaşanıyor. Yaşanıyor işte yani. Ya tabii ki. Hiç olmadı şiirim ya. Şimdi herkes ülkedeki durumundan etkilenmiyor mu? Bütün dünya kendi ülkelerinde yaşanan olaylardan etkilenmiyor mu insanlar? Biz hepimiz gündelik yaşamda bir sürü şeyden etkileniyoruz. Bu sadece şiirle alakalı bir şey değil. Ama bizi değiştiren, dönüştüren şeyler güzel şeyler olsun. Yani bizi bir noktaya taşısın. Bizi daha iyi bir insan olmak. Senin şiirinde şöyle bir şey var yani benim hep hissettiğim böyle neredeyse her dizesinde böyle hissettiğim bir şey. Bir karanlık bir yerden başlıyor gibi. Ama çok büyülü bir karanlık var. Böyle insanı içine alıyor. Ve hep şeyi duyuyorum. Mesela her zaman okuduğumda o sözcükler tırnak içinde anlamlarıyla bana gelmiyor. Ama arkada bir böyle melodi gibi bir şey. Ya da işte o konuşulamayan yer. Melodi bile değil yani. Tamamen bir sessizlik hali. Ne duyuyorum ve hep bir aydınlığa bağlanıyor bende. Benim duyduğum hep o. Yani evet. O yüzden de daha önce de söylemiştim sana bunu. Mesela ben senin şiirindeki acıyı, kanı, ölümü falan filan böyle bunların hepsini iyi okuyan birinin kucaklayabilecek kapasiteye sahip olabilecek kadar olgunlaşabileceğini düşünüyorum. Yani senin bütün o mesafe kapanıyor aslında yani. Ölümle yaşam arasındaki mesafe kapanıyor. Mesafe kapandığı andan itibaren ölümün kendisi de zaten artık o kadar önemli bir şey de korkutucu bir şey olmaktan da çıkıyor. Evet. En büyük bence senin şiirindeki politika bu. Yani az önce söylediğin estetik, yani en büyük derken böyle bir hiyerarşik şey yapmıyorum ama benim için öyle. En belirgin. En belirgin ve benim için öyle. Yani benim duyduğum hani estetik ve etiğin gerçek anlamda yani ne kadar birbiriyle iç içe olduğunu gösteren bir şey. Biraz sözü elime aldım ama şunu da söyleyeyim. İyilikle güzellik kavramları birbirinden ne kadar koparsa o kadar hayat zorlaşıyor aslında. Bunların ikisinin birlikte çalışan şeyler olduğunu, estetik olmadan etik olamayacağını, etik olmadan estetiğin olmayacağını
Ya biri olmadan, şiirde ne varsa biri olmadan diğerinin olması mümkün değil. Yani hani bunda şey nasıl söyleyebiliriz açık. Şimdi sen neden onu hissediyorsun? Çünkü ben de bu şekilde yaşıyorum. Çok karanlık bir yerden sesleniyor olabilirim. İşte bana seslendiğin an bile karanlıkmış gibi gelmiyor. Onu şey yapmış, Değil çünkü göğüslemiş çıkmış ben gibi kişi oradan var çıkıp orada. aydınlığa varıyorum. Evet. Yani o şiir yazıldığı zaman ben de kendi karanlık noktamı aydınlığa taşımış oluyorum. Bir araya bir gireyim mi bak, bir şey Tamam. söyleyeceğim. Şimdi karanlık şöyle olabilirdi. Mesela bir şiirde böyle karanlık 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 bir şey bir öykü formatında gibi düşün. Birdenbire aydınlığa bağlanıyor olsaydı o başka bir şeydi. Söyleyeyim sana. Ben şöyle bir şey duyuyorum. Her dizinin içinde karanlık ve aydınlık birlikte. Dolayısıyla da aslında hiçbir zaman tam olarak karanlığı duymuyorum senin şiirinde. Şimdi karanlığın olmadığı bir yerde aydınlığa ihtiyaç duymayız. Aydınlığın olduğu bir yerde karanlığa nasıl ihtiyaç duyabiliriz? Tabii ki bir arada, tabii ki iç içe birbirini besliyor. İşte onu her Ne tam dizede karanlık, ne tam aydınlık. Yani bir alacalık durum var. hissetmeyi. Bilmiyorum, ben yazarken, yaşarken bu şekilde hissediyorum. Şiirde özellikle yapmaya çalıştığım bir şey değil ama ben kendi yaşamımda böyleyim. Hep aydınlığa çıkmaya çalışıyorum. Hissettiğim kötü bir şey mi var? Aydınlığa çıkmazsam onu aşamam. Yani bir insan acı mı çekiyor? Yarının çok güzel olacağını biliyorum. Hep beraber acı çekiyoruz? Bir şeyin acısını mı çekiyoruz? Yarın çok güzel olacak. Yarın mı? Belki o çekmenin zaten kendi anı. Ben sanki ben mesela bana birisi sorsaydı senin şiirinde şunu söylerdim. Daha iddialı bir şey söyleyeyim. O acı kendi anını yaratıyor. Yani kendi anını yaratıyor ve Kendi aydınlık anını ve kendi yaratıyor. aydınlık anını yaratıyor. Tam da oraya onu söyleyeceğim. Yani acının kendisini beraber, yani yarın değil bende, sendeki şey. Tabii ki ya, Ya şimdi yarın da geldi. Yarın demek istemiyorum zaten. Ne evet. kadar zaman geçeceğini bilmiyoruz Bence ki zaman da şimdiden. değil işte. Ben kendi duyduğumu söylüyorum tabii. Şair bana kendi şiiriyle ilgili katılmam hakkına sahip. Ama şunu söyleyeceğim. Ben orada daha çok şunu düşünüyorum. Daha ilerideki bir gelecekte, gelecek bir umuttan söz etmiyorsun. Hemen o an zaten onun kendisinin güzel olduğunu söylüyorsun gibi geliyor Onu bana. yaratan şey o acının kendisi diyorum. Yani o aydınlığı getiren şey karanlık. Sen ama benim ne dediğimi çok şey yapmadın. İyi dinlemedin. Bir daha söyle o zaman. Tamam. Yani dinlemedin çünkü başka bir yerden. Bak şunu Tamam. diyorum. Senin şiirinde yarın gelecek bir şeyden değil. Tamam, zamansız bir şeyden bahsetmedim mi? Zamanla ilgili Bak olmadığından hala dinlemiyor. bahsettim. Tamam sen de onu bul sen. Aklın orada kaldı. Hayır, hayır, dinliyorum seni. Tamam. Şeyi söyleyeceğim. Yani aydınlığın karanlıkla her ikisinin o dizenin içerisinde. Her bir tek tek dizenin içerisinde. Yani yarın iyi olacak değil ben. Senin şiirini okurken şunu hissetmiyorum. O ne zaman hissediyorum biliyor musun? Başka şiirlerde bazen hissediyorum. Şiir öyle bir güm 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 geliyor ki. O bende şey hissediyor. İyi olacak yarın mesela. Senin şiirinde hissettiğim şey o değil. Zaten iyi. Anladın Tamam. mı? Yani iyi olacak bir şey yok. Zaten bu böyle ve böyle iyi. Evet, güzel bir nokta. Öyle işte. Onun için 2 saattir bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamam. Yani bu mesela bir çok bilincinde olduğum bir şey değil. Çalıştık. Şiirimize çalışıyoruz. Tebrik ederim. Çok bilincinde olduğum bir şey değil. Yani ben özellikle böyle bir şey yaratmak istesem yaratamam. Ancak yaşıyorumdur ki bu O yansıyor. yüzden o kadar güçlü çıkıyor bence Yani de. yaşamadığım bir şeyi zaten o şiire katma şansım yok. Yani direkt müdahale etmediğim için şiire şunu da vereyim, bu mesajı da vereyim gibi bir kaygım yok. Mallarmé'nin sözü geldi aklıma. Şiir sözcüklerle yazılır, fikirlerle değil. Evet. Yani Bir fikir var tabii ama kastettiği şey böyle bir ideolojiyle bunun yazılmayacağı tabii ki, meselesi. tabii ki yani işte zaten o söylenmeyen o şeyi dilin dışında olan şeyde şiirin altındaki o sessiz gürültüde bulabileceğimizi söylemiyor muyum? Yani bunu konuşuyoruz. Bunun içerisinde bunu da buluyoruz. Ben bunu özellikle söylemek zorunda değilim. Yani özellikle katmak zorunda değilim. Zaten bu benim bir parçam. Bu düşünce, bu his belki benim kendi yaşamımda verdiğim bir mücadele. Sadece bir fikir olmak durumunda da değil, bir deneyim de olunuyor. Ben o mücadeleyi veriyorsam o şiirin içerisinde bu hissedilebilir. Evet, tabii ki çok güzel, şu anda çok güzel. Ama bunu kaçımız hissedebiliriz? Bunun farkında olarak kaçımız o acıyı çekebiliriz?
her şeyin aslında çok güzel olduğunu ama biz o tarafa yüzümüzü dönersek görebileceğimizi. Yani bunu, belki biraz bunun içinde sözcükleri arkasındakini duymak evet. gerektiğini her şeyi söyleyerek. Her şeyi açıklamak zorunda değil. Yani tam da onunla ilgili bir şey soracağım. Dilin kuruluşu şiirde. Yani dil hem bir yandan şairin en önemli aracı ama bir yandan da sürekli kavga ettiği sevgilisi gibi bir şey. Değil mi? Evet, çünkü onu aşmak istiyor insan. Yani hep belli başlı sözcükler içerisindesin. Ne kadar zengin olursa tutkulu olsun, bir aşk dağarcık, böyle hani kavgalı da bir şey sanki değil mi? Dağarcık ne kadar zengin olursa olsun evet. hep verili bir şey var. Yani onu aşmanın da yolu işte o değil olmuyor. O sözcüksüz olan şey, o yaşanan duyumsanan şey. Ben bu şekilde aşabildiğimi düşünüyorum. Benim şiirimde her zaman ses de vardır. Ses de ön plandadır. Çünkü öyle yazıyorum. Gerçekten bir ritim duyuyorum. Yaşam bana o an bir müzik veriyor. Sanki daha önce var olmuş bir şey. Belki var olmuştur bilemiyorum. Bu sesi duyuyorum. Ya da o kendini içeride var ediyor. Ve zaten müziğiyle beraber geliyor. Mesela o da ayrı değildir. Ama özellikle bir şey, özellikle yaptığım bir şey değil. Evet. Yani kendiliğinden var olan bir şey. Böyle söyleyebiliriz. Peki, ben bir notlarıma bakacağım Aylin. Yani sana sorabileceğimi düşündüğüm şeyler vardı. Acaba bir şey atlıyor muyum? Hani onu da bir düşüneyim. Pek de yok gibi. Ama bir nokta var. Şu şey, yani biraz girdik aslında o konuya. Hani politika ve kısmından bahsederken, soğuk gerçeklikten bahsederken ama bu ifadeyi kullanmadım. Utanç tanıklığı meselesi. Ha, evet. Evet. Şiir utanç tanıklığı yapar demiştim. Evet. Şimdi mesela Adorno'nun şiir yazılamaz meselesi. Adorno değil pardon. Agamben'in Tanık ve Arşiv kitabında mesela tanıklık imkansız oluyor. Ben çok düşündüm. Hani, tabii ki bir sürü şey okudum ama hani birebir anlayamıyor insan hiçbir zaman. Tanıklık neden imkansız? Üzerine çok düşündüm ve hani evet gerçekten tanıklık etmenin imkansız olduğunu ben de öyle düşündüm, öyle inanıyorum. Çünkü tanıklık o an çok özel bir durum ve bir daha dile getirilemez bir şey. Biraz açar mısın? Normalde yani biraz açılmaya ihtiyacı var çünkü evet, çok kapalı bir evet. cümle bu. Tanıklık imkansızdır. Yani, evet ama gündelik dilde şahitlik etmek, tanıklık etmek yani hukuki evet, anlamda ya söylemiyorum. Tanıklık eden kişi bile kendi tanıklığını dile getiremez durumda oluyor. Orada yine dilin sınırından bahsediyor evet, aslında. Tanıklık imkansızdır derken. Evet. Yani yaşayabilir. Yaşadığını belki aktarmaya çalışabilir ama hani biraz böyle ikinci elden bir bilgi bir yandan evet. da. Değil mi? Tanıksın yani, çünkü. Birebir tanıklık yapamaz yani müvettinde. Ama ben şöyle bir kitap da gösterirsem. Evet tamam peki. Bunu özellikle nasıl telaffuz ediyoruz? Jean Emery'nin Suç ve Kefaret'in Suç ve Kefaret'in ötesinde kitabı. Bu gerçekten muazzam bir kitap. Reklam almadık. Yayın evinden reklam almadık ama şöyle bir şey. Öyle olsa kendi yayın evinde. Evet değil mi? Onu yapardık. Doğru. Evet. Şimdi, özellikle genç yazar, şair adaylarına evet. söylemiştin değil mi bunu? Yani ya onların de, bütün şairlerin okumasında fayda var. Gençleri düşünerek tabii ki konuşuyorum belki. Ama tabii ki hepimizin okumasında yarar var. Bu kitap herkesin okuması, hayatında mutlaka temas etmesi gereken bir kitap benim için. Çünkü gerçekten tanıklığını aktarmaya çok yaklaşmış. Nesnel bir şekilde yaşadığı acıyı acı bile değil. Yani şu an okurken acı diyemiyorum. Yani o tanıklığını nesnel bir şekilde anlatabiliyor ve çok sarsıcı gerçekten. Bir arkadan biraz okuyayım mı? Tabii. Yani çok kısa sadece yani neyle ilgili? Suç ve Kefaret'in Ötesi'nde kitabı. Babası 1. Dünya Savaşı'nda ölünce annesi tarafından Katolik olarak büyütülür. 23 yaşına geldiğinde Nürnberg yasalarının kabulüyle savaş kahramanı babası Yahudi olduğu için artık Yahudi muamelesi göreceğini öğrenir. Bundan sonraki hayatı direniş, işkence, toplama kampları ve tesadüfi kurtuluşun ardından olup biteni anlandırma çabasıyla geçecektir. Diyor Suç ve Kefaret'in evet, ötesinin arka kapağı. Jean Emery Auschwitz'te bulunmuş. İlk defa kitap tanıtımı yaptık. Auschwitz'te bulunmuş ve
Yani yazar mı onu bilmiyorum. Kişisel bir anlatı gibi mi bu? Bir roman mı? Namutlaştırmış mı? Romanlaştırmış mı? Auschwitz'i anlatıyor. Yani Auschwitz'i topluma kamplarını anlatıyor. Ben burada biraz alıntılar var. Bunlardan biraz okumak isterim. çok fazla da yok zaten. Zira kamptaki her tutuklu ve nihayetinde kendi bedeninin direnme gücüne dayanan bir yasanın hükmü altındaydı. Bu arada şey de söyleyeyim, kitap Metis Yayınları'ndan çıkmış. Evet. O biraz işin şakasıydı. Gerçekliğin dünyanın başka hiçbir yerinde kamptaki kadar etkileyici bir gücü yoktu. Gerçeklik başka hiçbir yerde bu denli gerçek değildi. Gerçekliği aşmak için gösterilen çaba başka hiçbir yerde böylesine umutsuz ve bu denli kof görünüyordu. Düşünce neredeyse attığı her adımda aşamayacağı öz sınırlarına çarparak kendi kendini ortadan kaldırıyordu. Yani bunu bu şekilde anlatabilmek hiç kolay olmasa gerek. Orayı bu şekilde anlatabilmek çok zor olsa çok gerek. Çok yoğun olarak yaşamış olmak evet. Ilgili. Ya yoğun olarak yaşamış derken yoğun olarak duymuş olması ile ilgili. Yani bunu nesnel bir şekilde ele almak, yaşadığı şeyi. Belli bir mesafeyle. Çünkü orada bir yıkım var. İnsan bir yıkımdan etkilenmeden nasıl bahsedebilir? Çok zor. Yani bir utanca düşmeden. Mesela biz utanç tanıklığı diyoruz. Neden utanç tanıklığı? Çünkü ancak o kaverne vakıfız. Bu yaşananlar, şu ana kadar yeryüzünde yaşananların utancı bize düşüyor. Suçun, tanıklık olarak sadece utancı. Şey gibi, utancı. Suçun kendisinin değil, onun mesela örnek veriyorum, utancının tanıklığı. Evet, yani şiir toplumsal olarak baktığımız zaman bir utanç tanıklığı. Yani çünkü çok yoğun bir şekilde evet utanıyoruz. O utancın bir parçasıyız. Yani diyorum ya, insan kadına utanç verici bir şey ve ben bunun karşısındayım. Ama o utancı hissediyorum. Öyle değil mi? Yani belki bizden çok sensin, önce belki bizden çok önce yaşanmış bir şey. Auschwitz yaşandığı zaman ben hayatta değilim. Mesela Adorno'nun Auschwitz deyince düşünelim. Sonra şiir yazılamaz meselesi. Ne dersin? Yani utanç tanıklığı yapılamaz meselesi bağlamında mı onu? Yani bu utancın tanıklığı yapılamaz meselesi bağlamında mı? Kendisi bile galiba geri almış. Değil mi? Böyle bir şey vardı. Yanlış hatırladım. Yani biraz böyle şey bir laf. Güçlü bir ifade ama yazılmalı. Ben de onu derdim. Yazılmalı. Muhtemelen onu tabii kastetmiyor. Yani kastetmiyordur ama tam olarak ne kastettiğini ben şu an hani okudum. Onunla ilgili şeyler de okudum ama hatırlayamıyorum. Sadece sonradan bu düşüncesinden feragat ettiğini hatırlayabiliyorum. Bir an şeyiyle bağlantı kurabilir misin diye düşündüm. Yani o utancın tanıklığının dile artık getirilemeyeceği meselesine mi götürdü acaba diye düşündüm. Bir daha tekrar eder misin? Yani utanç tanıklığının, senin söylediğin bağlamında söylüyorum. Bu utancın tanıklığı artık yapılamaz. Yani şiir yoluyla dahi yapılamayacak denli büyük bir utançtır bu anlamında bir şey olarak düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani Josh o noktadan Batay'ın sonra bu hayat durmalı diye düşünmüş olabilir yani. Adonis demiyor ama 20 yıl tufan önce gerek dünyaya diye yani evet. Belki her şey yıkasın yani çünkü öyle bir şey yaşıyorsun. Bir dakika dursana orada seni kamerayla baş başa bırakacağım. Bir dakika bekle. Ben devam edeyim. Bunu yapmam lazım. Yani orada insanlık artık son bulsun demekten daha farklı gelmiyor. Kitaplığa gittim arkadaşlar. Geri geldim. Çünkü hatırladım nerede okuduğumu. İmkansızın Politikası kitabında Josh Batay üzerine bir kitap. İsyanla bağlanma arasında bir entelektüel kitabın alt başlığı. Burada tam da bu konuyla ilgili bir şey vardı. Belki bizi kurtarır diye düşündüm. Bir şeyi açtık yarım bırakıyor gibi olmayalım. Vardı ama arkada şey not yok işin kötü tarafı. Kavram izini olur ya. Ama kitabın sonlarındaydı onu hatırlıyorum. Ama kitabı okuyalı herhalde 20 yıla yakın. Yani bence kurtarılmamış bir şey yok şu anda. Yok yani. Yok o anlamda söylemiyorum. Hayır. Detayına gireriz biraz. Tamam mı? Okey. Yani biraz bir utanç tanıklığı olmasının yanı sıra bir direnme biçimi. Bir mücadele biçimi. Şiirle mücadele, şiirle direnmek. İnsan ruhunun aracısız olarak konuşması. Aracısız olarak bir diğerinin ruhuna dokunması. Yani
Utançlanıklı dediğimiz zaman sadece yani utancı düşünemeyiz. Yani bir sonraki, yani daha sonraki zamanlarda tekrar aynı şeyler yaşanmasın demenin bir yolu değil mi? Bunu yaşamı dönüştürmenin bir yolu değil mi? Neden yazıyoruz? Neyi dönüştürmek gerektiğini bilmek durumundasın. Yani bu dünya nasıl bir dünya? Sen ne yaptığını bilmek zorunda. Bir şair bir şeye itiraz ederken neye itiraz ettiğini bilmek zorunda. Bilinçli veya değil. Peki bir şey soracağım sana. Başka bir yere geçeceğim bu sefer. Süremizle de ilgili bir sebeple. İki tane soru var aklımda. Onları sormadan geçmek istemiyorum. Ne kadar var? 15 dakikamız var. Bir tanesi şey. Üç şiir kitabın arasından. Sonsuz Dağ Kiracı, Geceyle Bir. Ben diğer öbür konuyu araştıracağım. Döneceğim size ben. Bu arada şu, kitapta bir yorum vardı da onu hatırlamaya çalıştım ama hatırlayamadım. Ateş Sözcükleri arasında sen hani diliyle ilgili, duygusuyla ilgili, kendi içinden, hani dışarıdan başka ama muhakkak farklar görüyorsundur. Evet. Nereden nereye doğru gidiyor? Ne düşündürüyor sana? Nereden gittiğini biliyorum ama nereye gittiğini bilmiyorum. Evet, yani nereye derken, evet. Yani kötü bir soruydu. Kendimi gerçekleştirme noktasında iyi bir yere doğru gittiğini düşünüyorum. Kendimi ne kadar dönüştürebiliyorum? Yaşam karşısında olmam gerektiğini düşündüğüm şekilde ne kadar var olabiliyorum? Ne kadar direnç gösterebiliyorum? Hayat beni ne kadar sınıyor ve ben buna karşı ne kadar dirençliyim? Yani tamamen benim kendimle ilgili bir sınavım. Yani benim şiirsel yolum bu şekilde. Tabii ki dilde de bir karşılığı var bunun. Çünkü sonsuzluğa kiracı yine tabii ki ne söylediğini bilen ama daha yolun başında bir şiir kitabı. Ateş Sözcükleri de çok farklı değil. Yolun yine belli başlı bir yerinde. Önümde daha umarım uzun bir yol var. Ateş Sözcükleri ve diğer kitaplardan tabii ki biraz daha farklı. Daha yoğun hissettiğimi düşünüyorum. Artık sadece kendi acısını dönüştürmek değil, karşısındakinin acısını da dönüştürmek uğruna bazı şeyler söylediğini düşünüyorum Ateş Sözcükleri'nin. Mesela Bırak Acısın, biraz önce elime almıştım. Bırak Acısın şiiri var kitapta. Onu gerçekten büyük bir erinçle yazdım. 4-5 parçalık bir şiir. Yani Ateş Sözcükleri'ni biraz bel kemiğini oluşturuyor gibi bir şey benim için. Bu arada kitabın adıyla da ilgili unutturmazsam bir şey söylemek istiyorum. Bırak acısın demek istedim. Hayat bu. Hayat bu şekilde güzel. Yani o acıyı hisset. O acıyı hissetmezsek yaşamın ne kadar güzel olduğunu hissedemeyiz. Şu anın ne kadar değerli olduğunu hissedemeyiz. Bir acı hissetmezsek vücudumuzun farkına varamayız. Yani vücudumuzun kendi sesi olduğunu, bedenin kendi zihni olduğunu, etin kendi zihni olduğunu, bunların ayırdığına çok varamayabiliriz. Ama bunlar çok kişisel yolculuklar. Yani her şairde çok farklı şekillerde dile getirilebilecek yolculuklar. Benimki bu şekilde. Sonuçta, ama sanki işte farklı yolculuklarda olsa aynı kavimden yani, şairlerde evet, aynı yere doğru bağlanan bir yolculuk. Evet. Yani mesela Ateş Sözcükleri hani evet, onu söyleyecektim. İsmi nereden geliyor? Bütün şairler bir karanlığı soluyarak, bana kalırsa ben öyle düşünüyorum, büyük bir karanlığı soluyarak yazan, bu uğurda bunu dile getirilebilmek uğruna büyük bir karanlığı soluyan, belki tükenen, bunu yaparken tükenen, ama o ateşle, o karanlıktan getirdiği ateşle de yeryüzünü aydınlatmak isteyen şairleriz hepimiz. Öyle bağlayayım. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ateş Sözcükleri'nin anlamı benim için bu. Yani biz bir karanlığa soluyoruz ama o karanlığa soluyarak çok
güzel bir aydınlığı getiriyoruz. Umarım da getirebiliyoruzdur. Umarım. Benim okuduğum, etkilendiğim şairlerde bu şekilde hissediyorum ben. Onlarda da kimler kendi, onlar? Kendi hikayeleri tabii ki var. Kimler onlar? Yani aynı aileden olduğunu düşündüğün şairler diye sorsan mesela. Evet. Ben Hildegard Bachmann'ı severim. Bachmann. Evet. Paul Anschel. Kendi adıyla geldi. Paul Celan. Paul Celan. Paul Celan. Kendi adıyla derken? Anschel. Evet, şeyle. Orijinal şeyi. Onun gerçek adıyla diyorsun. Evet, gerçek adı Paul Anschel. Paul Celan. Yani bildiğimiz adıyla. Öyle gidiyorum, gidip kitapçıya sonra da okursam alamayabilirler. Yok, zaten ilk defa oluyor böyle bir şey. Hiç Anschel diye gelmemişti dilime. Aramaya çalışırken zihnimde. Onat Kutlar'ı çok severim. Asaf Halit Çelebi'yi severim okurken. Bunun dışında şair olarak gördüğüm George Batay. Gaston Bachner diyebilirim belki. Ya dili açısından biraz Blanchot diyebiliriz. Blanchot diyebiliriz. Bachner'i çok seviyorsun ve duygu olarak anlıyorum ama dil olarak bunu söyleyemeyiz herhalde, değil mi? Kim için? Bachner için. Bachner için yok, hayır. Diyemeyiz. Hayır. Ama mesela Batay'ın dilinde bir ritim var mesela. Evet. Her zaman var. Yani ne kadar... Evet. Jung biraz daha uç bir örnek ama onu okurken de şiirin içerisinde... Şairden çok bunları saydım. Bu seninle ilgili bir şey söylüyor. Güzel. Peki, başların da aslında o dünyadan olduğunu düşünüyorum. Yoksa yok. Yok, bence ben de anladım yani niye onu söylediğini. Çok muazzam bir kitap mesela. Yani çok şey yapamadık, değinemedik. Süremiz de yeterli değil galiba. Peki birkaç şair daha ekleyecek olsan kimleri söylersin? Mesela örnek mesela Gürsel'i İnanlı çok severim. Onun dışında Paul Elwart da, ama tabii ki çok o kadar değil yani. Şimdi tabii biliyorsun, sorunca bütün isimler bir anda gider. Çok sevdiğim, çok baş köşemde tuttuğum yok, bu kadar. Bu kadar? Bu kadar. Az geldi bana. Ama daha çok istiyorum. Çok kuvvetli. Çok kuvvetli bir bağdan bahsediyoruz. Yani evet, evet. Bu saydığım isimlerin diğerlerinden hiç etkilenmediğin ya da hiç sevmediğin anlamına gelmiyor. Yok, bir okudum, bu yani. Daha akrabalık bağı evet, anlamında evet. Söylüyorsun. Yani okuma onu, şeyi onu olarak söylemiyoruz. Yoksa tavsiye etme anlamında değil. Şu an ben değil. Gençleri de okuyorum. Kendi çağdaşlarımı da okuyorum. İşte İran şiiri ya da işte çağdaş Amerikan şiiri. Onun dışında İşte ne bileyim, daha eskiden yaptığım okumalarda çok daha gerilere gittiğim okumalar da var. Açıkçası ne yazıldıysa ve bana şiirsel olarak ne haz veriyorsa onu okumaya çalışıyorum, takip ediyorum zaten. O çok ayrı bir şey. Ama sürekli bu kitabı açıp açıp tekrar tekrar okumak dediğimiz zaman tabii ki çok fazla isim yok. Ya mesela Rilke'yi çok severim ama Duyna'larını tekrar okurum. Onu okuyorsun. Ama o kadar çok değil. Orfeus'a sonra ne? Yok. Sevmiyorsun. Çünkü aydınlık. Ya o kadar vakıf değilim. Güzel Orfeus'a sonra. Ara ara o çok okuyorum ama. Lütfen. Sonra kapatıyorum. Rica ediyorum. Yani. Bir süreye bakayım ben. Bir 7 dakikamız var. Evet. Tamam, varmış biraz daha süremiz. Ben de bir notlarıma bakayım. Ben burada hayır, sana bir şiir okutsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Sen mi okusan? Ben okusam. Öyle mi yapsak? Tamam, bunu kapanışta yapalım o zaman. O yüzden aradım, buldum bunu da. Özellikle aklına gelen bir şey varsa oradan devam edebilirsin. Çünkü ben o şiiri ararken bir böyle şey yaptım. Yani mesela burada hani en son biraz önce de yayından önce konuşuyorduk. Mesela demişim hani bana da çok şey geliyor. Mistik ve çok gerçekçi geliyor. Gerçektir muhtemelen de yani. Mistik mesela ve çok düşün... gerçekçi. Yani ben özellikle vurguluyum da bir yanlışlıkla söylediğin anlaşılmasın. Hayır, yani şey gelebilir, biraz gerçek dışı gelebilir ama hani tabiatla ya da doğayla yaşadığımız yerle öyle güzel bir bağımız var ki belki dedim bir gün öyle konuşurken, zannederken belki dedim o düşüncelerimizin arasındaki güç, yani birbirine, ikisini birbirine bağlayan güç ne? O düşünceleri birbirine bağlayan güç ne?
biz yıldızları var ediyoruzdur. Yani belki evren gücünü buradan alıyordur. Bir yıldız böyle parlıyordur. Belki o evrenin adı konmamış karanlık maddesi, siyah maddesi, sevgidir. Yani ne bileyim. Yani şiir bana bunları düşünme olanağı da veriyor. Bir anda kendim böyle şeyler konuşurken buluyorum açıkçası. Yani belki bunu da en son bulamak isteyebilirim. Çünkü notlarımı zaten çoğunu konuştum. Tamam. Konuşmadığımız bir şey kalmadı. Ben alıyorum şeyi elime. Bir tane şiir seçtim sana. Sen oku diye seçtim ama. Sen okumayacak mısın? Evet. Tamam. Parçalanmış zamanı. Evet. Bak her yerini çizmişim. O yüzden... Yani nasıl okuyacağım ben de bilmiyorum. Tam üstünü çizmişim. Parçalanmış zaman. Gecenin ağlarından çıkarıyordum seni. O kanla dolmuş kalbini. Bir deniz arıyordum, bir hayal. Taşta yarıklar açan sessizlikte. Biliyorum, öncülüydü o. Yürekte saklı yasların. En çok alacakaranlıkta evini yakanların sessizlikleriyle irkiliyordum oysa. Parçalanmış zamanın kolları, yeşil damarlarıyla sazlıklar, frezyalar, mor yemişlere durdu duracak yüreklerin, alıkoydu beni parlak ve narin yarıklardan harap olmuş bir dünyaya sızmaktan. Bilir nasıl çırpınır kalbim ellerinde, dişlerinin arasında kanlı ganimetler tutun. Bilir nasıl tutunursa kırmızı yaprak dalına, öyle tutunur incir kuşunun küçücük gövdesine. Yan yatar bu ağacın dalları, eğilir zaman karşısında. Dalgalar köpüklerle yükselir hep kendinde. Hırpalar durur boşluğun giz dolu yansısını. Henüz doğmamışken gövdesi ses ve henüz yakıcı doğumluğunda bir yıldız yokken dünyanın. Teşekkürler valla, kırmadın beni ya. Risk aldım. risk aldım. Okumak niyetinde değil ama. Evet, Aylin, çok sağ ol, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seni daha fazla yormayalım, bayağı yorduk. Yayın heyecanı oldukça fazlaydı. Evet, fazla. Bizi bir saat önceden izlemeye başlasaydınız, burası son derece eğlenceli bir yerde. Anca sakinleştirebildik kendisini. Sürekli canlı yayın yapmıyoruz neticede. Evet. Şimdi biz burada yayınımıza son verdikten sonra sohbetimize devam edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımızla. Haftanın konu Nihan Kaya. Yazar Nihan Kaya burada olacak. Perşembe günü 27 Ocak tarihinde. Yine 20:30-22 arasında Nihan Kaya ile yaratıcılık üzerine konuşacağız. Onun zaten üzerinde uzun yıllardır çalıştığı bir konu. Bu konuda çeşitli kitapları var. Temel konumuz bu olacak. Olabildiğince geniş kaynaklara uzanmaya çalışacağız beraberce. Süreyya Aydın Antmen'in son Ateş Sözcükleri kitabı yaklaşık 3 ay önce kadar çıktı. Ben bayılarak okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Hoş geldin ve çok teşekkür ederiz Aylin. Ben teşekkür ederim. Süreyya Aydın Antmen'le bu gece birlikteydik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.